Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Zat-ı Mekke 10. sefir 63. kısım. Fasıl içinde vasıl. Alimlerin şalvardan başka bir şey bulamayan ihramlının ne giyeceği hakkındaki görüş ayrılıkları. Bazı bilginler böyle bir insanın şalvar giyemeyeceği görüşündedir. Giyerse karşılığında fidye ödemelidir. Bazı bilginler ise izar bulamazsa giyebileceği görüşündedir. Bilmelisin ki izar ve örtü dikişsiz olduklarında bileşik olmazlar. Bu nedenle bileşiklik bulunmadığı için Hak kendisini bu ikisiyle nitelemiştir. Hak kendisini bu ikisiyle nitelemiştir. Bileşik her şey ayrılabilirdir. Bileşik her şeye ayrılabilirdir. İlahi anlamların nitelikleri zata ilave hakikatler değildir diyen kimse sıfatların zatta yol açabileceği bileşiklikten korkarak bunu demiştir. Böyle demesinin nedeni budur. Nitelikleri ilave ve zait şeyler sayan kimseye karşı çıkarak nitelikler hakkında onlar ne zattır ne de ondan başkadır demiştir. Bileşik olan eksiktir. Bitişiğin ayrışması varsayılsaydı hiç kuşkusuz bu olabilirdi ve ayrışma herhangi bir yönden imkansız sayılmazdı. Zatta ayrışmanın olamayışı onun kadimlikle nitelenmiş olmasından kaynaklanır. Kadimlik başlangıcın dışlanması demektir. Öyleyse kadim, akli kanıt ile yokluğa dönmesi mümkün olmayandır. Varlıklarıyla kendisiyle niteliğinin, kemalinin ortaya çıktığının, sıfatlarının olmadığını varsaydığımızda niteliğinin de eksikliği ortaya çıkardı. Bununla birlikte böyle bir imkansızlığı varsaymak kadimin yok olmasının imkansızlığından kaynaklanır. Allah şöyle der: Gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı bozukluk ortaya çıkardı. Bu imkansızı varsayma yoluyladır. Hak ise özü gereği kamildir. Aklını meseleye ver. Kutsi bir hadiste Allah şöyle buyurur: Büyüklük ridam yani örtüm, azamet izarımdır yani peştemaldir. Burada Allah dikişsiz iki elbise zikredilerek ihramlı erkeği kendini nitelediği şeye katmış, aynı şeyi kadın için yapmamışken onu kadına yasaklamıştır. Kadın da erkekler gibi kemale ulaşabilir. Kadın onu giyse hiç kuşkusuz bize göre daha yerinde bir davranış olurdu. İhramlı manevi bakımdan Hakk'a maddi olarak ise yaratıklara ait bir nitelikle nitelenebilir. Söz konusu nitelik Hak'ta büyüklük ve azamet, yaratıkta ise izar ve ridadır. Nitekim oruçlu da Allah'a ait bir nitelikle nitelenmiştir. Bunda bir beis yoktur. Bu nedenle hac, İslam'ın esasları içinde oruca bitiştirilmiştir. Azamet ve büyüklük kulun kalbinde değil dışında bulunur. Bazen büyüklük ve azamet insanın niteliği değil hali de olabilir. Bu ikisiyle nitelendiğinde farkında olmaksızın helak olurdu. Bunlar gerekli yerlerinde insana ait iki hal olduklarında insan kurtulur ve mutlu olur. Bu konuda kendisine teşekkür edilir. Bu ibadetin ilk derecesi kendisini yapan kulların bileşiklik özelliğinden münezzehlikte Rablerine katılmalarıdır. İhramlı insan bu ibadete ilk başlarken kemal ve yetkinlik özelliği kazanır. Bu nedenle biz ihramlı insanın dikişli bir şey giymesini veya karşılaşacağı bir sıkıntı yokken başını örtmesini caiz görmedik. Böyle bir sıkıntı var ve bu sıkıntı örtülecek bir şeyle uzaklaştırılabilecekse baş örtülebilir. Sıkıntı yokken başı örten ibadeti veya haccı yerine getirmemiş olduğu gibi bir sıkıntı olmaksızın başını örten kişi de fidye ödemelidir. İlahi mertebe ile ilgili zikredilen sıkıntı ve eza, eksiklik anlamına gelen bileşikliği hak ile ilişkilendirmektir. Allahu Teala Allah'a eziyet edenler diyerek kendisini eziyet gören diye nitelemiştir. Bu eziyet Allah adına Es-Sabur ismini ortaya çıkartır. Bir eziyete karşı Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur. Sabırdaki bu üstünlüğün nedeni Allah'ın cezalandırmaya kadir oluşudur. Halbuki Allah onu cezalandırmaz ve kendisine süre verir. Kul Allah'ın azametini ve büyüklüğünü göreceği ki hadiste izar yani peştemal diye ifade edildi. Bir makam yerine şımarıklık yani naz makamına yerleştirildiğinde Hakk'a karşı nazlanır. Bu davranış tasavvuf yolunda vardır. Kuşkusuz Musa ile ihtiyarın öyküsü ve başkaları hakkında bazı hadisler aktarılmıştır. Şalvar ilahi bir sırdan ibaret olan avret yerlerini örtmek amacı taşır.
Bu yerler eziyet veren şeyin çıkış yeridir. Bu iki yerin örtülmesi onlara uygun bir şeyle pekiştirilmiştir ki o da şalvardır. Şalvar bu iki yeri gömlek, izar yani başka şeylerden daha iyi örter. Çünkü istikametten sapmak bir eksikliktir ve onun örtülmesi gerekir. Bu nedenle meyli nedeniyle şalvar diye isimlendirilmiştir. Çünkü ilahi yaratmada o sır deresine sahiptir. Allah onu kadını bu kalemin yazdığı şeyin levhası konumuna indirdiği gibi onu da ilahi kalem konumuna yerleştirmiştir. Avret, bu büyük mertebe ve yüce konumdan insandan çıkan büyük küçük pislikten kaynaklanan çirkin kokuların yeri haline gelmeye yönelip kendisini bedenden uzaklaştırıcı gücün yolu yaptığı için avret diye isimlendirilmiş, ayıba yöneldiği için de örtülmüştür. Bu nedenle gayb alemine katılmış ve şehadet aleminden perdelenmiştir. Şalvarlar ile o görülmez ve görmez. Şu halde şalvarlar onu en iyi örten şeylerdir. Fakat hak izarı tercih etmiştir. Çünkü o kulunu kendi suretine göre yarattığı için kendine benzesin diye yaratmıştır. Hasır içinde vasıl. İhramlının mes giymesi. Bazı bilginler ki çoğunluktur, ihramlının ayakkabı bulunmadığında mes giyebileceğini ve onları topuklarından aşağıda kesmesi gerektiğini söylememiştir. Bazı bilginler ise mes giyilebileceğini ve topuktan aşağıda kesmenin gerekmediğini söylemiştir. Ata, meslerin kesilmesinin gerekçesini bunun bir bozma olmasıyla açıklamıştır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. İbn Abbas'ın bu konudaki hadisi şöyledir. Mesler ayakkabı bulunmayan içindir. Mesler ayakkabı bulamayan içindir. İbn Abbas onların kesilmesinden söz etmemiştir ki Ahmet ve Ata da bu görüştedir. Ayak Allah'ın kendisini nitelediği ilahi bir niteliktir. Halbuki onun benzeri hiçbir şey yoktur. Öyleyse tenzihe riayet ederek yaratılmış kulun niteliğine inerken Hakk'a karşı kıskançlığın etkisine giren kişi kesilmeksizin mes giyebileceğini söyler. Çünkü o daha iyi örter. Hakk'ın zuhuruna riayet eden kimse ise çünkü Hak kendisini kulundan daha iyi bilir, Hakk'ı başka bir yerde tenzih eder. Böyle biri kendi aklıyla Allah hakkında bir hüküm vermek istemez. Böyle biri Allah'a dönmenin onun hakkında kıskançlık göstermekten daha üstün olduğunu söyler. Çünkü hakikat din bakımından onun aleyhinde değil, lehinde kıskanç olmayı gerektirir. Şari sadece ayakkabı bulamayan kimse için meslerin giyilebileceğini hükmetmiştir. Ayakkabı ise örtmez, korur. Böyle bir insan meslerin topuk altından kesileceğini söyler ki doğru görüş budur. Fasıl içinde vasıl. Ayakkabı varken mesleri keserek giymek. Bazı bilginler böyle bir insanın fidye ödemesi gerektiğini söylerken bazıları gerekmediği görüşündedir. Mest, ayakkabıyla beraber aşağı alemin sıkıntısından insanı korur. Tek başına mest ise ortak anlam bakımından alem olmaları yönünden üst alemin ezasından korumayı da buna ekler. Delalet benzerlik ifade eder. Söz konusu olan ise kendisiyle ilgili bir eziyettir. Bu nedenle Allah'ı haber yoluyla bilmek, teorik düşünce yoluyla bilmekten üstün sayılmıştır. Çünkü Allah'ı bilmede rivayet yolu, teorik akıl sahibinin bilgisinde zatının bulunmadığı şeyi getirmiştir. Akli kanıtlarla Allah'ı bilmek, selbi yani olumsuz bir bilgi iken, rivayet kanıtlarıyla bilmek bir yandan olumlu, diğer yandan olumluluk içinde olumsuz bilmektir. Binaenaleyh rivayet yolu daha açık olduğu için şari örtme yolunu tercih etmemiş, ihramda ayakkabıyı asıl saymıştır. Çünkü şari ayakkabıyı ancak bir süs ve yerin ayağa vereceği sıkıntısından korunma aracı olarak belirtmiştir. Bulunmadığında ise meste dönülür. Kesilme nedeniyle mest adı ortadan kalkar ve ayağın dışını örten ayakkabı adını da alamaz. Böyle bir şey ne mestir ne ayakkabı. Bunun hakkında bir şey denilmez. Bunu örnek olarak çıplak ayakla yürüyen kimseyi verebiliriz. Böyle birinin ihramının geçerliliğinde kuşku yoktur ve onun hakkında susulur. Şeriatın hakkında sustuğu her şey bir iyiliktir. Kesme emri gelmiştir ve bu da hakkında susulan şeylere katılmıştır. Bu ise ilave geçici bir hükümdür ki mutlaklığın verdiği bir şeyi verir. Böylece onu kabul etmek mümkün olur. Çünkü şari kendilerini ayakkabı yapmak için kesmiştir. Şu var ki burada erkeğin üst yönünün örtülmesi söz konusudur. Bu yönüyle mest ayakkabıdan ayrışmış, topuğu örtmemiş, mestten de ayrılmıştır.
Böyle bir şey mest olmadığı gibi ayakkabı da değildir. O bir yandan meste, diğer yandan ayakkabıya benzemez. Biz onu mestin daha üstünde kalsın diye üst tarafın koruyucusu saydık. Bu konuda herhangi bir şekilde ezanın batını yorumu olmasaydı mestin üst tarafı abdestle mest edilmezdi. Çünkü taharetin bozulması gerçek bir nedenin varlığını bildirir. Abdest alan kişi bu temizliği yaparak onu ortadan kaldırmak ister. Yaratılmamış temizlik ise bu hükme sahip değildir. Çünkü o bir temizlenmeyle meydana gelmez, asıl bakımından bir temizliktir. Arif olan bir insan bu meselede bulunduğu makama ve müşahadesine göre davranır. Müşahadesi ayakkabı varken bile ayağının dışındaki üstün etkisinden korunmak için mest giymeye gerektiriyorsa mest giyerek ayağını korur. Bu etki ona ulaşmazdan onu uzaklaştıracak ilahi bir güce sahip ise ayakkabı giyer ve kesilmiş mestleri giymesi caiz olmaz. Çünkü asıl olan bu esnada onları ayakkabısız kullanmaktır. Bu durumda keşif ve bildirme, yüce toplulukta Allah'ı bilmek hakkında gizlilik ve sırdan daha üstündür. Bu dince belirlenmiş ve makul sayılan tenzih bilgisidir. Öyleyse tenzihin akılda bir takım dereceleri vardır. Bunun en aşağısı teşbih ile tenzih etmek iken en üstünü akılda tenzihsiz teşbihtir. Bir yaratığın böyle bir tenzihe ulaşması bu konudaki bilgiyi Allah'a havale etmesiyle gerçekleşebilir. Teşbihsiz tenzih ise şeriatça dile getirilmiş olsa bile akılda bulunmaz. Şu halde teorik düşüncenin hakkın söz gelişi istivadan yani arşa yerleşmekten tenzihe hakkındaki nihai tavrı cisimsel istiva anlamından otorite anlamındaki istivaya geçiş yapmaktır. Başka bir ifadeyle hak mekansal bir arşa bedensel bir şekilde yerleşmemiş, aksine otoritesiyle ortaya çıkmıştır. Bu ise en büyük ve kapsamlı mekana sahip olmak ya da mülküne hakim olmak demektir. Böyle bir durumda insan tenzihinde de teşbihi sürdürür. Orada herhangi bir yaratılmışa benzemekten mertebe bakımından daha üstün başka bir yaratılmışa benzetmeye geçiş vardır. Öyleyse akıl tenzihte şeriatın tenzihle ilgili onun benzeri gibi yoktur derecesine ulaşmamıştır. Dikkat ediniz. Onlar tevili benimseyen kelam bilginleri istiva hakkında akli tenzihte şairin şu sözüyle kanıt getirmişlerdir. Kuşkusuz Bişir Irak'ı istifa yani istila etmiştir. Kılıçsız ve kan akıtmaksızın. Bişir'in Irak'ı istiva etmesi nerede? Hakkın arşa istiva etmesi nerede? Kuşkusuz batıla sapanlar hüsrana uğramıştır. Bu anlam nerede? Onun benzeri bir şey yoktur ayeti nerede? Bişir'in Irak'ı istiva etmesi bir şeydir. Ebu Said el-Harras ve benzerleri şu sözlerinde haklıdırlar. Allah'ı ancak Allah bilir. Hasreti ancak onu çeken bilir. Özlemin acısını yaşayan bilebilir. Fasıl içinde vasıl. Zaferan ve Feres yani Yemen safırının ile boyanmış elbiselerin giyilebileceği hakkında görüş birliğine vardıktan sonra ihramlının usfur çiçeğiyle boyanmış elbise giymesi hakkındaki görüş ayrılıkları. Bazı bilginler usfur çiçeğiyle boyanan elbise giymede beis görmemiştir. Çünkü öyle bir elbise yani nefs için hoş değildir. Bir grup ise bu elbisenin hoş olduğunu söyleyerek ihramlının böyle bir elbise giymesi halinde fidye ödemesi gerektiğini ileri sürmüştür. Bize göre ihramlının hoş bir şey giymesi ihrama girmezden önce caiz değildir. Burada ihramlının kendisinden hoşlandığı şeyin varlığını değil, o şeyden hoşlanmayı kastediyorum. Şu var ki ihramdan çıktıktan sonra veya önce giyebilir, bu bağlamda sünnet güzel koku sürünmektir. Ben birinci ve ikinci cümlemde Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem güzel koku sürünmesinin ihramlı iken ve değilken geçerli olduğunu iddia etmiyorum. Çünkü bu konuda bir rivayet yoktur. Bununla ilgili rivayet Hazreti Ayşe'nin sözüdür. Hazreti Ayşe'nin bu ifadesinin peygamberden öğrendiği bir bilgiden mi yoksa kendi düşünce ve anlayışıyla mı ya da bu konudaki açık bir nastan mı kaynaklandığı hususu yoruma açıktır. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken güzel koku sürünmeyi yasakladığını gördük. İhramdan çıkmak istediğinde ise güzel koku sürünmüştür. Usfur çiçeği hoş ise onun hükmü güzel kokuyla birdir. Elbise ihramdan önce bu kokuya sahipse ve nas ondan uzak durmayı belirtmemişse böyle kalınabilir.
ya da insan ihramdan çıkarken veya daha önce öyle bir elbiseyi giyebilir. Fakat ihramlıyken böyle bir elbiseyi giymez. Bu konuda bize göre doğru görüş budur. Şu var ki açık bir nas başında veya sonunda veya bunların arasında bu kokuyu dışlamışsa o hükmün sınırında durulur. İbn Arabi bu genel hükmün ardından usfur kelimesinin kökü olan ve boşluk sıfır anlamına gelen sufre ile sıfır arasındaki anlam ilişkisine dikkat çekerek meseleyi dilce yorumlayacaktır. Bir şeyin sufru sıfır demektir. Sıfır boş ve boş olan demektir. Safer ayı da ilk isimlendirilişinde böyle isimlendirilmiştir. Çünkü yeryüzü bu ayda bu ismin konulmasına uygun olarak bitkilerden yoksun ve mahrumdur. Bu nedenle bitkiler bir sonraki ayda meydana gelebilir. Çünkü yeryüzünün safer diye isimlendirilen ilk hilalde boş kalmasını ortadan kaldıran bahar mevsimi gelmiştir. Kul da bu ibadeti yerine getirirken kendinden boş kalırsa böyle bir kulun her şeyden yoksunluğu dile getiren anlamıyla usfurla boyanmış elbise giymesi caizdir. Rabbinden uzak kalırsa onunla boyanmış elbise giymesi caiz değildir. Bu nedenle bu konuda görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Fasıl içinde vasıl. Bilginlerin ihramlı iken veya daha sonra etkisi devam edeceği için ihrama girmezden önce güzel koku sürmek hakkındaki görüş ayrılıkları. Bazı bilginler bunu mekruh saymışken bir grup caiz görmüştür. Ben caiz olduğu kanaatindeyim. Hatta bana göre bu kuşkusuz sünnettir. İhramdan önce gelirsek bu esnada koku sürünmek caizdir. İhrama girdiğinde kalan kokusunu gidermek üzere yıkayıp yıkamamak hususunda ise bilginler arasında geçerli bir görüş ayrılığı vardır. Selim doğa sahipleri güzel kokudan haz alır ve onu çirkin bulmaz. Güzel koku ilahi niteliklerle kula dönük bir övgüdür. Bunlar mutlak anlamda isimlerle değil, güzel isimlerle ahlaklanmaktır. İnsan bu ibadeti yerine getirirken ona hakim hal kulluktur. Çünkü bu ibadette engelleme ve teorik aklın hikmetini bilmediği bir takım davranışlar vardır. Dolayısıyla bu davranışlar salt ibadet maksatlıdır. Öyleyse bu ibadet sahibi onları ancak kulluk niteliğiyle yerine getirebilir. Bu düşüncedeki bilginler bu halde ve bu girişin başlangıcında isimlerle ahlaklanmayı caiz görmemiştir. Çünkü bu hale ilahi bir isim ile girilemez. Dolayısıyla ihram esnasında, ihram karşısında kalan kokudan endişe duyarak güzel koku sürülmez. Bu durumda güzel koku kendisiyle ahlaklandığında ilahi ahlakın insandaki etkisi konumundadır. Güzel koku sürünmenin caiz olduğunu düşünen bilginler, Allah'ın nitelendiği bütün niteliklerin kulun nitelikleri olduğunu müşahede etmiştir. Örnek olarak sevinmek, gülmek, şaşırmak gibi açıkça dile getirilen ya da Allah'a borç verin ve Allah onları alay eder veya Allah tuzak kurar gibi açık bir şekilde dile getirilmeyen nitelikleri verebiliriz. Bu durumu müşahede eden kimse, insanın her durumda ilahi bir nitelikten yoksun kalamayacağını söyler ve bu nedenle de onu caiz görür. İhramlıyken güzel kokunun bulunmayışının nedeni, ihramlıyken insanın kulluk ismi tarafından ezilmesidir. Dolayısıyla insan ilahi bir övgüyü ortaya koyamaz. Aksi halde bu ibadette hüküm sahibi olan ismin verdiği hükmü yitirir. Çünkü ibadet ancak bu ismin hükmüyle düşünülebilir. İsim kalktığında ise onu ancak bir vekil var edebilir ki o da fidyedir. İhram için ve ihramdan çıkarken güzel kokunun hükmüne gelirsek, bu durumda hüküm el-evvel isminin otoritesine aittir. Çünkü her şeyde ilk olan, yenilmeyen güçlü ve yalan söylemeyen doğrudur. Dolayısıyla böyle bir güç, diğer isimler için geçerli olmadığı gibi hiç kimse de buna karşı koyamaz. Bu halde onun hakikati ilk olmaktır. Dolayısıyla o orta olamaz. Bu bakımdan ihramın başında olduğu gibi ihramın sonunda da hüküm sahibi olmuştur. Hazreti Ayşe'nin bu konudaki anlayışı buydu. Şöyle demişti. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girerken ve çıkarken güzel koku sürdüm. Bu ihrama girmezden önce ve sonraydı. Burada Hazreti Ayşe ihramdan çıkıp yasağın kalkışına niyetlenerek ihramın sonunda güzel koku sürdüm demedi. Sadece hac fiillerinin sonunda yasakları kaldıran helallik hükmünün dönüşünü dikkate almıştır ki bu ifaza tavafıdır. Aynı şekilde Hazreti Ayşe gelecek ihramı dikkate almış, peygamber o kokuyu yıkayarak gidermemiştir.